Yerel yönetenlerden hepinize iyi akşamlar. Bugün akşam stüdyo konuğumuz Bağcılar Belediye Başkanı Sayın Lokman Çağrıcı olacak. Sayın Çağrıcı'yla Bağcılar'ı konuşacağız. Ama önce Sayın Çağrıcı'nın ve Bağcılar Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetleri içeren bir VTR'miz var. Şimdi onu izliyoruz değerli izleyenler. Geçmişten bugüne büyük bir değişim ve dönüşümün yaşandığı Bağcılar'da gelecek vizyonumuzun merkezi insan, hizmetlerimizin temel hedefi örnek alan değil, hep örnek olan ileri belediyecilik anlayışı oldu. El ele vererek mahalle mahalle, karış karış her bölgede ilkleri gerçekleştirdik. Her sese, her renge, her fikre değer verdik, dinledik. Barış içerisinde adil, eşit ve tarafsız hizmet anlayışıyla şehrimizi birlikte yönettik, birlikte güzelleştirdik. Bugün artık Bağcılar, umutlu gençleri, mutlu çocukları ve geleceğe daha güvenle bakan insanlarıyla daha modern, daha keyifli ve daha yaşanabilir bir şehir. İşte bu büyük değişim ve dönüşümün örnek alınan yenilik ve hizmetlerin bugünü ve gelecekte şehrimize kazandıracağı değerlerimiz. 3000 metrekare alan üzerinde inşa edilen kadın ve aile merkeziyle, spor salonu, eğitmen odaları, sinema ve konferans salonlarıyla kadınlarımıza kurslar ve seminerler düzenlendi. Yeni hobiler ve çalışma alanları kazandırıldı. Bağcılar Belediyesi, Engelliler Sarayı'nı hizmete açarak yaşama eşit katılım ve eşit yaşam hakkı idealini model olacak düzeyde gerçekleştirdi. Artık tüm engellerden arınmış bir Bağcılar var. İlklerin uygulayıcısı Bağcılar Belediyesi, benzerlerine sadece yurt dışında rastlanan güvenli internet projesiyle İlçenin tam 64 noktasında ücretsiz internet hizmeti sağlıyor. Bağcılar Belediyesi gerçekleştirdiği kentsel dönüşüm projeleriyle sadece bina yapmakla kalmayıp gönülleri de yeniden inşa ediyor, hak sahiplerini insanca yaşayabilecekleri konutlara kavuşturuyor. Dönüşümün getirdiği değişimle Bağcılar günden güne güzelleşiyor. Ülkemizde ilk defa Bağcılar Belediyesi tarafından kurulan halk meclisleriyle mahalle sakinleri sıkıntı ve sorunlarını rahatlıkla dile getirebilmekte, çözüm önerilerinde bulunmakta. Artık sorunlar karşılıklı müzakere edilerek çözümleniyor. İleri demokrasi sözde değil, halkla birlikte sokak sokak hayata geçiriliyor. Her mahalleye bir bilgi evi hedefiyle yola çıkan Bağcılar Belediyesi, hizmete açılan bilgi evlerinde öğrencilerin yeteneklerini keşfetmelerine imkan sağlıyor, sosyal ve kültürel etkinlikler gerçekleştiriyor. Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi, tarihten alınan ilham ve yenilikçi çalışma modeliyle, daha şimdiden 200 öğrenciye çeşitli alanlarda destek sağlayan merkeziyle, yetenekli öğrencileri bulmaya, onlara destek olmaya devam ediyor. Ulusal ve uluslararası birçok sempozyuma ve etkinliklere ev sahipliği yapan belediyemiz, kültürel ve sosyal değerlerimizin korunmasına, yaşatılmasına ve medeniyet mirasımızın gelecek nesillere aktarılmasına büyük katkı sunuyor. Artık Bağcılar'da sağlık denilince akla uzayıp giden kuyruklar değil, aile sağlığı merkezleri modern hastanelerle donatılmış güler yüzlü hizmet geliyor. Rahat rahat tedavi imkanlarıyla halkımızın tüm sağlık problemlerine en ileri düzeyde cevap veriliyor. Toplumun temel taşı aile kurumuna, çeyizden düğüne kadar her türlü desteği veren Bağcılar Belediyesi,
toplu düğün merasimleriyle çifter çifter mutluluklar yaşatıyor. Bağcılar Belediyesi halkıyla olan irtibatını ilk günden beri hiç koparmadan Ayşe teyzenin, Mehmet dayının talebim var demesinin başkana bağlanmak için yeterli olduğu ulaşılabilir bir belediyecilik anlayışıyla gösteriyor. Çünkü bizim başkan diyebilmek, samimi bir bağ kurmakla gerçekten sevgiyle mümkün. Hareketli bir platform ve fiziksel efektleri bir araya getiren 8D sinema, şehri eğlencenin merkezi haline getirirken Bağcılar'ın tanıtımına da büyük katkı sağladı. Her alanda yenilikçi hizmetleriyle Bağcılar, vizyoner belediyeciliği en ileri düzeyde hayata geçirdi. Belediye hizmetlerinde halkımızın kullanımına sunulan EBYS, elektronik belge yönetim sistemiyle ihtiyaç duyulan tüm işlemler elektronik ortamda tek tuşla çok daha hızlı, çok daha kolay hale getirildi. 7'den 70'e herkesin kullanımına açık havuzları ve sportif alanlarıyla halkımız daha sağlıklı ve hareketli bir hayata kavuşturuldu. Ailelerin çoluk çocuk zaman geçirebilecekleri yüzlerce parkla, büyük küçük demeden herkes gönül huzuruyla doya doya eğleniyor, şehrin keyfini çıkarıyor. Şehrin dört bir yanını saran nostalji bahçeleriyle çocuklarımız doğayla baş başa doya doya eğleniyor, yeşilin tadını çıkarıyor. Kayısı, çınar, kestane ve kiraz ağaçlarıyla bezenen ilçemiz doğayı şehrin merkezinde yaşatıyor. Bağcılar Belediyesi, sorumluluğun sadece kendi sınırlarından ibaret olmadığı, gerektiğinde tüm ülke için seferber olunması gerektiğini Anadolu'ya yaptığı yardımla da gösterdi. Tam 250 bin kitabı şehir şehir kardeşlerine götürerek eğitim ve kültürel alanlarda da herkese örnek oluyor. Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla hizmete giren metro ile Bağcılar, çevre ilçeler ve tüm şehirle olan ulaşımında artık çok daha konforlu ve ulaşılabilir bir konuma yerleşti. Şehre cadde cadde adım adım değer kazandıran, hayatı ve iş dünyasını prestijli caddeleriyle daha konforlu hale getiren Bağcılar Belediyesi, şehrin görsel kimliğine büyük önem veriyor. Belediyenin sağladığı mesleki eğitim ve istihdam imkanları, yeni açılan ticaret merkezleriyle desteklenince Bağcılar iş dünyasında da kendisini gösterdi. Hatırlayın şu Bağcıların o 90'lı yılların başındaki durumunu. Buralarda sokak araları bataklık mıydı? Bataklıktı. Ama şimdi her taraf asfalt oldu. Parklarıyla, bahçeleriyle, spor kompleksleriyle Bağcılar nereden nereye geldi? Gerek ilçe belediyemizin hizmetleri, gerek büyükşehir belediyelerimizin hizmetleri buralarda neleri hamdolsun modern bir ilçe olma noktasına getirdi biliyor musun? Daha belediyenin kuruluşundan itibaren Feyzullah kardeşime, şimdi Lokman kardeşime ve ekiplerine, Bağcılar'ın imarında emeği geçenlere huzurlarınızda çok çok teşekkür ediyorum. Bağcılar Belediyesi dünden bugüne şehre kazandırdığı projelerle, inşa ettiği eserler, yaptığı faaliyetler, gelecek vizyonu ve sosyal belediyecilik anlayışıyla kısa zamanda modern bir şehir kurdu. Bugün halkımızın bizim başkan diyerek bağrına bastığı başkanı
gece gündüz demeden fedakarca çalışanlarıyla Bağcılar Belediyesi tek bir hedefe odaklı yeni, güvenli ve aydınlık bir geleceği adım adım gerçekleştiriyor. Halkıyla birlikte yöneterek, çok çalışarak, sevgiyle. Evet değerli izleyenler, VTR'mizi izledik. Sayın Lokman Çağrıcı stüdyomuzda. Sayın Başkan hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Trafik biraz kalabalıktı. Yoğun, tabii seçim çalışması, esnaf ziyaretinden buraya geldik. Bağcılar büyük bir ilçe ve dostlar hepsine mutlaka bu süreçte sürekli 14 yıldır 8 yıl başkan yardımcılığı, 6 yıldır da belediye başkanlığı yapıyorum. Sürekli sokaklardayız, halkımızla beraberiz ama seçim sürecinde de selam verip dualarını almak güzel bir duygu. Evet. Yoğun. Peki. Bu sene de adaysınız. Evet. Hayırlı uğurlu olsun tekrardan adaylığınız. Ben teşekkür ediyorum. Şimdi Bağcılar 22 sene önce ilçe oldu. Evet. Bunun son döneminde sizin çalışmalarınız aktif bir şekilde kendini gösterdi. 22 yılda Bağcılar'ın 22 yıl öncesiyle bugün arasında neler değişti? Ben öncelikle bugün rahmetli olan kardeşimiz Berkin Elvan'a rahmet diliyorum ve ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bir kaza sonucu inşallah ülkemizde böyle bir şey bir daha yaşamayız. Temennimiz, dileğimiz de o. Bağcılar 92'de ilçe olduğunda 22 mahalle yeni oluşturdu ve 278 ahırı, mandıraları, toprak döküm sahaları ve hatırlarsanız artık kullanılmıyor ama varoş cümlelerinin evet, sıkça kullanıldığı bir yerdir ve göreviniz gereği de sizin de yakinen süreci takip ettiğiniz bir yerdir. Ben öncelik, o yıllarda 100 yılda yaşıyordum. Evet. Yani ayrıldığı sene 100 yılda yaşıyordum. Ve medya görevinizden evet, dolayı da işi çok iyi bildiğinizi ben biliyorum. Bağcılar'da öncelikli olarak hizmete başlarken Bağcılar'da yaşayan herkesle istişareyle başladık. 22 mahallemizin tamamında toplantılar yaptık. Esnaflarla toplantılar yaptık. Halkımızla toplantılar yaptık. Tüm müdürlerimiz, başkan yardımcılarımız ve biz her yıl her mahallede halk meclisleri adı altında programlar yaptık. Canlı yayında. Ve bu sayede de muhabbetimiz artarken aynı zamanda halkımıza da bir özgüven verdik. Yönetim özgüveni. Eğer bir eksikliğiniz olsa canlı yayında her yıl o mahalleye çıkacaksınız. O da bir cesaret isterdi. O toplantıda söylenenler, halk meclisinde söylenenlerin hepsini bir kitap haline getiriyoruz. Bir sonraki yıl gittiğimizde kitapları dağıtıyoruz. Geçen yıl ne konuşmuşuz bu mahallede? Bu yıl bunların neleri çözülmüş? Bağcılar'daki başarının temel sırrı Bağcılar'da yaşayan hemşerilerimizin yönetime katkı sağlamasıdır. Bir defa öncelikle ben Bağcılar'daki tüm yaşayan dostlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Ve Bağcılar'da yaşayan herkes benim mesai arkadaşım olarak görüyorum. Oy versin vermesin. Evet. Mutlaka vergileriyle biz hizmet ediyoruz. Ve onların paralarını kullanıyoruz. Hizmet ederken de her kesime hizmet etmeye dikkat ediyoruz. Netice itibariyle Bağcılar ailesi olarak yaşayan herkesi bir bütün olarak görüyoruz. Hizmetlerimizde öncelikli olarak halkın huzurunu ve mutluluğunu hedefledik. Mutlu yuva, huzurlu toplum dedik. Bireysel anlamda mutluluğu hedeflediğimiz için her kesimde, her yaşa hizmet etmeye çalıştık. İşte çocuklarımızı öncelikledik. Çocuklarımıza bilgi evleri yaptık. Parklar, spor salonları, yüzme havuzları. 13 tane şu an bilgi evimiz var. 30 bin tane çocuğumuz dershanelere para vermiyor ve sporunu, bağlama kursunu, folklorunu, halk oyunlarını bilgi evine koşuyorlar. Okuldan geldiği zaman sokağa değil bilgi evine koşuyorlar. Aynı zamanda sosyal de yetişiyorlar. Gençlerimize yine spor salonları ve gençlik merkezleri inşa ettik. Gençlerimiz de aynı şekilde aynı kurslar orada da mevcut. İzmit Kefken'de 60 bin metrekare bir orman ve deniz arazisi bakanlıktan kiraladık. 30 yıllığına Bağcılar Belediyesi'ne ait. Başarılı gençlerimizi, sporcularımızı, bakın Bağcılar'da amatör spor kulüpleri artık kamplara gidiyorlar. Profesyonel spor kulüpleri gibi. Ve bunların tüm hizmetlerini de ücretsiz olarak biz karşılıyoruz. Birer hafta tüm malzemeleri ve eşyaları dahil. Yine gençleri ve çocukları izci kamplarına götürüyoruz. Aynı şekilde çevre kulübümüzle, kadınlar meclisimizle.
kadınlarımızı ki Bağcılar'da özellikle engellilere ve kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık uyguladık. Bunu da geçmişteki aradaki farkı mutlaka kapatmamız lazımdı. Bu toplumda yıllardır maalesef engelliler, kadınlar işte ya dilenci rolünde ya mafya rolünde kullanılarak hep istismar edilmiş. Hedefimiz Bağcılar'da istismarı ortadan kaldırmaktı. Evet. Bağcılar Meydanı'nda Kadın Aile Kültür Sanat Merkezi yaptık. 6 katlı bir eser. En alt katında spor salonu, fitness salonları. Şimdi giriş katında fuayesi. Monolog gibi olacak bu arka arkaya saydırdığınız evet. da. Ben şöyle yapayım. Örneğin. Şimdi Bağcılar'ın denize sınırı yok. Evet. Ama siz deniz kenarında arazi kiraladınız. Evet. Bağcılar'ın ormana sınırı yok. Siz Kemerburgaz'da 200 metrekare orman kiraladınız. Orman kiraladık. Cumartesi, pazar da Bağcılar'da hemşehrilerimiz oraya ücretsiz pikniğe götürüp getiriyoruz. Aynı zamanda da derneklere ve vakıflara da ücretsiz veriyoruz piknik alanımızı. Oradan yararlanıyorlar. Tabii oradan yararlanıyorlar. Şimdi sizin, yani ben şahsen de tanıdığım için ve çalışmalarınızı yakından takip etmiş bir gazeteci olduğum için bunu rahatlıkla söyleyebiliyorum. Proaktif belediyecilik uygulamanız var. Yani sizi makamda bulmak çok kolay değil. Yani mutlaka sahada, sokakta, mahallede bir şekilde uygulamaların başındasınız. Oysa Bağcılar sonuçta seçmen kitlesi olarak da baktığınızda nasıl ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalesi pozisyonunda olan belli başlı ilçeler var, işte Beşiktaş'tır, Bakırköy'dür. Bağcılar da sizin bir anlamda kaleniz pozisyonda. Bu kadar hareket, bu kadar heyecan, bu ne için? Öncelikle şunu söyleyeyim. 37 yıllık Bağcılarlıyım. Evet. Çocukluğumu, gençliğimi Bağcılar'da yaşadım. Bağcılar'ın okullarında okudum. 30 yıldır da Bağcılar'da siyaset yapıyorum. Bir defa insana saygı öncelikledik. İnsanı yönetimin merkezine aldık. İnsan yeryüzünde yarattığı, Allah'ın yarattığı en kutsal varlık. Bana da Allah ona hizmet etmeyi nasip etmiş. Bağcılar'da hiçbir zaman kalemiz diye düşünmedik. Bir defa şu partinin kalesi, bu partinin kalesi diye bir mantığı ben kabul etmiyorum. Evet. Hizmet ettiğiniz sürece sizindir. Sürekli olarak ben 14 yıllık belediyeciyim. Daha çocuklarımla bir gün kalkıp da pikniğe gidemedim. Ha bu işi de gerçekten... Ücretsiz servis var, gönderelim sizi. Gerçekten de bakın zevkle yapıyorum. Evet. Sitem aman ha. Allah'ın bir lütfu olarak görüyorum. Cumartesi, pazar düğünlere, derneklere, diğer yerlere. Bağcılar'daki heyecanım benim şu. Bağcılar'da her kesim ama Sünnüsüyle, Alevisiyle, Türküyle, Kürdüyle benim için Çanakkale'de akan, oluk oluk akan o kanın üzerine düşen o yıldız muhteşem bir al bayrağı oluşturuyor. Orada herkesin dedesinin kanı var. Ve bu vatanı birlikte kurtardıysak benim için fikri, zikri, görüşü hiç önemli değil. Hizmetleri de ona göre yapıyorum. Değeri de insanlara ona göre veriyorum. İnsan olduğu için değer veriyorum her şeyden önce. Evet. Ve heyecanım şu, Bağcılar'da ne kadar yüksek oy alırsam o kadar çok heyecanlanıyorum ve o kadar çok yeni projeler üretiyorum. Ve Bağcılar ortak paydasında insanları, dostluğu ve muhabbeti daha üst seviyelere nasıl çıkarırım bunun heyecanını yaşıyorum. Meselen bir oy daha fazla alarak bir dostun daha gönlünü kazanmak. Evet. Şimdi Bağcılar'da bir uygulama başlattınız. Kent evleri, kent bahçeleri ya da meyve bahçeleri, kent evleri diyelim buna. Evet, nostalji bahçeleri. Nostalji bahçeleri. Kiraz bahçesi, kayısı bahçesi, elma bahçesi. Aynı zamanda da o meyvelerle ünlü kentlerinde kent konaklarını kent oraya konaklarını yaptık. Nereden çıktı bu fikir? Bağcılar 1922'de Yunanistan'dan mübadeleyle gelen hemşehrilerimizle kurulmaya başlayan bir şehirleşme yaşadığı bir yer. Daha sonra 50'li yıllarda Kazakistan'dan, daha sonra Balkanların tüm coğrafyasından Bulgaristan başta olmak üzere ve Türkiye'nin tüm vilayetlerden göç alarak oluşmuş bir mozaik. Kültür farklılıklarını her zaman biz bir zenginlik olarak gördük. Evet. Biz çocukluğumuzda Bağcılar'ın ismi de üzüm bağından gelir. Bağcılar Spor Kulübümüzün mesela ambleminde ve birçok evet. derneklerde üzüm salkımı vardır. Evet. Çocukluğumuzda Bağcılar'da üzümün ticareti yapılıyordu. Üzüm bağları vardı. Dedim ya halk meclislerimiz yapıyoruz, istişare toplantılarımız. Orada bir muhtarımız dedi ki Bağcılar'da üzüm bağları vardı. Üzüm var ve Bağcılar'ın yerlisi bir muhtarımız.
Bağcılar'a bir üzüm bağı yapalım. Nostalji amaçlı. Ve üzüm bağını yaptık. Altını da çok güzel bir şekilde çimlendirdik. Halkımız orada ücretsiz sergen üzerinde, çim üzerinde piknik yapıyorlar. Daha sonra çocukluğuna yetişmenin de farkı ya, bak her birinin bir mazisi var. Kirazlı Mahallesi'nden yukarı çıkarken, orada ben çocukluğumda okuldan gelirken kiraza çıktıydım ve o kirazdan düşmüştüm. Dedik ki Kirazlı Mahallemize de bir kiraz bahçesi yapalım. Yaptık, üzerine de bir bağ evi yaptık. Daha sonra Güneşli'de yine bir bahçe vardı. Çocukluğumuzda biz hacının bağı diyorduk oraya. Ve orada kayısı ağaçları vardı. Oranın yarısını belediyemize kazandırdık. 4000 metrekare. Hı hı. Dedik ki buraya da kayısı bahçesi yapalım. Ve buradan türedi. Madem dedik böyle bir sürece gidiyoruz. Bağcılar'daki insanlara hem bir nostalji yaşatalım. Hem de bir sosyal dönüşüm olsun. Öncelikli olarak Bağcılar'da biz şehirleşme yanında, yeşil alan ve parkların oluşturulması yanında mutlaka sosyal dönüşümü de birlikte götürmenin gayreti içerisindeyiz. Eser içini dolduran insanlarla anlam kazanır. Çok güzel eser yapabilirsin, çok güzel çevre yapabilirsin ama o eseri dolduracak, o çevreyi koruyacak, sosyal toplumu oluşturmadığın zaman hiçbir anlam ifade etmez. Dedik ki kayısı bahçesi yapıyoruz arkadaşlara. Ya kayısı dediğinde nereye akla geliyor? Malatya. Gelelim Malatya'nın bir tarihi eserini de yapalım. Oraya Malatya 5 konakları yaptık. Tarihte ilk defa orijinal mimarisiyle Malatya 5 konaklarını Malatya dahil biz yapmışız. Ve Malatyalı dostlar orada bir nostalji yaşasın istedik. Meyve bahçesinin içerisinde herkes bir nostalji yaşasın. O daha sonra dedik ki projeyi tabii düşününce, geliştirince ya Bağcılar'da her yöreden insanlar yaşıyor. Gelin bu Bağcılar'da da her türlü meyve de yetişiyor. Güzel de bir park bahçe ekibimiz var. Öncelikli olarak şunu söyleyeyim. Bağcılar'da hemşerilerimize teşekkür ederken tüm mesai arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Güzel de bir ekibimiz var. Park bahçe ekibimiz. Bunları yaparken de toprak tahlillerini yapıyoruz. Hangi meyve hangi toprağa uygunsa o bölgeye bunları yapıyoruz. Dedik ki gelin Anadolu meyve kültürünü Bağcılar'da her türlü meyvenin yetiştiği bir yer oluşturalım. Oluştururken de üzerine hangi meyve hangi yöreyle anılıyorsa onların tarihi eserini yapalım. Çınar ağaçlarından bir park yaptık. Dedik ki Osmanlı. Çınar Osmanlı ile özdeşleşiyor. Evet. Osmanlı'nın da Bilecik evi Osmanlı konağı var. Orjinal mimarisini onu yaptık. Daha sonra Karadenizli hemşerilerimiz ki bugün 12 vilayette fındık yetişiyor evet. Türkiye'de. Ve dolma ev baktığınız zaman ta Artvin'den başlar Adapazarı'na kadar gelir. Komple sahip. Evet. Hatta Gümüşhane Bayburt'ta bile bulabiliriz. Bir fındık bahçesi yaptık. Üzerine Karadeniz dolma evi orijinal mimarisiyle yaptık. Serenderi kapsında, fırını kapsında bir nostalji yaşasın. Şimdi ceviz bahçesi yapıyoruz. Ceviz Bitlis'le özdeşleşmiş. Evet. Her meyve Türkiye'nin her yerinde özelliği ve güzelliği var ama bir ayet olarak Bitlis'le özdeşleşmiş. Ceviz bahçesi bitmek üzere. Üzerine de Bitlis mimarisiyle bir konak yapıyoruz. Şimdi yerimizi hazırladık. Nar bahçesi yapıyoruz. Nar Adıyaman. O zaman Adıyaman eseriyle mimarisiyle güzel bir eser. Elma, Amasya. Ve Tokat kısmı. Hı hı. Bir de Kazakistan'la bizim kardeş belediyeciliğimiz var. Almata, elmanın ata yurdu demek. Kazakistan'dan ve Amasya'dan, Tokat'tan elma getireceğiz. Üzerine de güzel bir Amasya evi yaparak projemiz hazır yapacağız. Reklamlara gitmemiz gerekiyor. Topağımın evet. Bir cümleyle, yani nostalji bahçelerindeki bu güzelliği oluştururken güzel bir şey yakaladık. Bir defa yöresel mimari, tarihimiz. Ve insanların o çim üzerinde piknik yapma kültürü, belediyenin görevlisi mangalı yakar, ocağı hazırlar, temizliği yapar, aileler sepetleriyle gelirler, hazır mangalda etini pişirir, çayını demler ve orada ikramlarda bulunurken yan sergen oturduğu yerde yan tarafta Karadenizli, Güneydoğulu, Doğulu, işte Egeli. Orada ikram yemek yerken birbirlerine yöresel ikramlarda da bulunuyorlar. Evet. Ve komşuluk kültürü gelişiyor. Diyor ya gelin tanış olalım, işi kolay kılalım. Bir şey daha bununla ilgili söylüyorum ve bu nostalji bahçelerini kapatıyoruz. Bir de benim için en sevindirici olan Bağcılar'da arabası olmayan pikniğe gidemiyor. Bu sefer bu yakın mesafede olunca anne çocuklarıyla pikniğe gidelim dediğinde yakın mesafede nostalji bahçelerinde
babası da gidiyor. Babaları görmeye başladım orada. Yakında olunca çocuğunu kıramıyor. Nostalji bahçelerine bu şekilde 22 mahallemizin tamamında birer tane nostalji bahçesi yapacağız. Kestane bahçesi de vardı yapılan, onu da unutmayayım. Evet. 200 adet kestane ağacı diktik. Kestane dediğinde nereye akla gelir? Ben bilmiyorum başkan. Bursa derler ama değil. Kestane deyince akla Kastamonu, Sinop gelir. Evet. Meyilli de bir araziydi. Zaten güzel de bir kestane şekerleri de meşhur. Güzel de bir şelale yaptık. Güzel de bir şelale yaptık içerisine. Akvaryumuyla, şelalesiyle 200 adet kestane ağacı diktik. 17 reklamı, tane pergola reklamı, var. Reklamı geçirdik. 17 tane de pergola var içerisinde. Pergolaların içerisinde mangalı, kapsında çeşmesi. Hepsi içerisinde. Yine belediyenin görevleri yakar mangalı. Orada güzel de bir Kastamonu ve Sinop mimarisiyle de bir ev yaptık. Kullanılan ahşapların tamamı da kestane ağacından. Evet. Reklamlar değerli izleyenler. Devam edeceğiz programımıza. Şimdi az önce gençliğe yönelik yapmış olduğunuz yatırımlardan bahsettiniz, hizmetlerden bahsettiniz, bilgi evlerinden, gençlik merkezlerinden bahsettiniz. Bunun yanı sıra bildiğim kadarıyla yine Bağcılar'da kamu binaları, okullar ve benzeri tesislerle ilgili de belediyenizin ciddi anlamda katkı ve yatırımları var. Yeni dönemde bunlardan neleri göreceğiz bu önümüzdeki 5 yıl içerisinde şayet tekrardan seçildiğiniz takdirde? Evet. Bağcılar'da söylediğim gibi halkın huzur ve mutluluğunu hedeflediğimiz için kamu kurum ve kuruluş farkı hiç gözetmiyoruz. Yani bu bakanlığın görevi, bu devletin görevi, bu onun bunun görevi diye hiç beklemiyoruz. Bir defa Bağcılar'ı Türkiye'nin en gelişen yeri, bölgesi yapmak ve Bağcılar'daki hizmetlerde halkın huzurunu en iyi noktaya getirmek hedefimiz. Bağcılar'da tüm okulların cephelerini, altyapılarını, kamera güvenlik sistemleri de dahil çevre düzenlemesiyle bitirdik. Tüm hizmetlerini biz karşılıyoruz. Yine aynı şekilde Bağcılar'daki camilerin tüm hizmetlerini biz karşılıyoruz. Altyapılarını, çevresi, düzenlemesini vesaire kentsel dönüşümde de yıkıp yenilerken bunu yapıyoruz. Yine Bağcılar'ımızdaki cemevlerini, Demirkapı'da yeni bir cemevi inşa ettik, Kırklar Cemevi diye, belediyemizin öncülüğünde yapıldı ve şu anda hizmete açıldı. Diğer taraftan yine Bağcılar Hacı Bektaşi Veli Kültürmez Genel Merkezi ki şimdi vakıf oldu. Güzel de oldu. Ben oradaki yönetimdeki arkadaşlarla da sürekli görüşüyorum. Güzel hizmetler de yapıyorlar. Orayı komple yapımından bugüne kadar en sonda tüm cephesiyle komple yeniledik. Daha yeni bitiyor. Hı hı. Daha bitmedi. Morgundan cenaze arabasına kadar hepsini yine belediye olarak biz yapıyoruz. Her ay mutlaka Bağcılar'daki camileri, okulları ve cemevlerini iki tane ekibimiz deterjanlı suyla yukarıdan aşağı yıkıyor, ilaçlıyor ve temizliyor. Ben Bağcılar'da herkesin vergisiyle hizmet ediyorum. Benim için Bağcılar'ın mutluluğu önemli. O açıdan insanlarımız nerede mutlu olacaksa, nerede ibadetlerini yapacaklarsa oraya hizmet etmek de benim birinci önceliklerim ve birinci görevim. Evet. Ve emniyet karakolları da dahil, emniyet binaları da dahil. Şimdi Bağcılar'da yeni bir proje daha başlatıyoruz. Caddelerimiz, meydanlarımız da vardı. Tüm caddelerimize de kamera güvenlik sistemiyle ve sosyal projelerimiz de yine bu güvenlik olaylarının çözümü noktasında. Derneklerle, vakıflarla, sivil toplum kuruluşlarıyla, hemşehri dernekleriyle tamamıyla sürekli olarak işbirliği içerisindeyiz. Netice itibariyle Bağcılar'a hizmet ediyoruz. Bağcılar bugün herkesin mutlu olarak yaşayadığı ve daha iyi bir şekilde yaşam için daha yeni yeni milletin taşınmaya başladığı bir ilçe. Daha zaten ne kadar Bağcılar'da öğretmen bile durmuyordu, memur bile durmuyordu. Şu andaki tüm kamu hizmetlerini biz, aile sağlığı merkezleri açıldı bakın. Biz şimdi bunları bir kimisi kiralık yerlerde. Şu anda yarısı bizim belediyenin hizmet binalarında. Bunları da mutlaka tamamını belediye hizmet binası olarak yapacağız ve kamu binalarında olmasını sağlayacak. Öbür taraftan işte fiziki durumu müsait değil, kiralık, o aile hekimi de geliyor, onu o başka yere götürüyor, öyle değil. Devletin binalarında olsun ve fiziki altyapı olarak da halkın çok daha rahat da hizmet alacağı bir yer olsun. Şimdi inşallah belediye olarak prestij caddeler ve meydanlar, alanlar oluşturmaya çalışıyoruz.
milletin birbirlerini daha iyi tanıması ve muhabbeti, komşuluğu geliştirmesi bunlar açısından. Neticesinde Bağcılar'a karşı yatırımcının da artık dikkati iyice Bağcılar üstüne çekilmiş. Dikkat ederseniz son zamanlarda oteller, ekonomi sayfalarında Bağcılar ön plana evet. çıkmaya başladı. Bunun sebepleri en başında şu geliyor. İlk kere bir belediyecilik yürütüyoruz. Bir defa her şeyimiz şeffaf. Demin giriş yapmıştık, onun devamını getireyim. Elektronik belediyeciliğe geçtik. Tüm imkanları kullanıyoruz. Belediyemizin tüm işlemleri elektronik ortamda yapılıyor. Artık dosya ve zaman hamallığını ortadan kaldırdık. Kağıt israfını ortadan kaldırdık. Bağcılar'da kaç kişi yaşıyor, hastalığı nedir, durumu nedir, imkansızlığı nedir, neye ihtiyacı vardır ve bunun yanında da belediye ile ilgili iş ve işlemlerini de internetin olduğu dünyanın her bölgesinden çok rahat yapabilir. Buna yardım da dahil, buna imar durumu da dahil, inşaatı da dahil, dilek temenni ve talepleri. Hatta bilgisayardan müracaat ettiğinde hangi müdürlükte ve evrakın ne zaman sonlanacağı da yazılıdır. Ben bir adım daha ilerisini takip ediyorum. Aynı şekilde biz de imzalıyoruz. Ben de hangi elemanda ne kadar memur, müdür, başkan yardımcısı hangi sürede evrakı imzalamış. Aynı zamanda oto kontrol sistemi de burada. Elektronik sistem tabii olduğu ki, için görüyorsunuz. Tabii görüyor ve vatandaş da görüyor. Burada evrak karalama veya evrakı değiştirme diye bir şans da ortada kalkıyor. İmzayı attığımız anda TÜBİTAK'a düşüyor. Merkeze düşüyor. Bir evrakın iptali ikinci bir evrakla oluyor. Bu da halkla belediye arasındaki güveni sonsuz bir noktaya getiriyor. İhalelerimiz de dahil. Tüm iş ve işlemlerimiz de dahil. Halka açık ve denetlenebilir bir şekilde. Şimdi buna paralel olarak Bağcılar'da bir yıldır ücretsiz internet hizmetini sunuyoruz. 68 noktada ücretsiz Wi-Fi sistemini sunuyoruz. Diyoruz ki 3G'niz yoksa 3B'niz var. Güvenli internet projemiz meydanlarda, parklarda, mahalle konaklarında ve Bağcılar'ın birçok bölgesinde evlerinden doğru bile ücretsiz internet hizmetini yani, alabiliyorlar. Şimdi Bağcılar 20'li yıllarda kurulmaya başlanan yerleşim 24'te yerleşimin başladığı İlk bir yer. Dolayısıyla belli bir sürece kadar da çarpık bir kentleşmenin olduğu bir yer. Maalesef. Dolayısıyla ciddi bir yenilenmeye, yeni bir dönüşüme ihtiyacı olan bir bölge. Yeni dönem projeleriniz arasında kentsel değişim, kentsel dönüşüm nasıl planlanıyor Bağcılar'da? Şimdi Bağcılar'da biz kentsel dönüşümü ben 8 yıl önce, daha bu son kanun çıkmadan önce konuşuyorduk. Hı-hı. Hiç kimse kentsel dönüşümü konuşmazken biz Bağcılar'da 6 bölgemizde kentsel dönüşüm çalışmasına başladık. Ama bunun yönetmeliği ve devlet yardımları yasası, olmadığı için ilerleyememiştik. En son çıkan kanunla, kentsel dönüşüm kanunuyla Bağcılar'da ciddi bir mesafe aldık. 3 yıl süreyle profesörler, doçentler, psikologlar ve sosyologlar Bağcılarımızın tamamında bu konuyu anlattı. En son aldığımız anket bizi ziyadesiyle mutlu etti. Bağcılar'da en son yaptırdığımız 2 tane anket aynı sonucu verdi. Bağcılar'da kentsel dönüşümü bekliyorum diyen bize, destekliyorum diyenin oranı %85. Bakın zaten kanun bile %66 gerçekte diyor. De, gerçekte de ihtiyaç var. İhtiyaç var. Ben Bağcılar'da çarpık yapılarla da beraber büyüdüm. Evet, çocukluğumuz, evet. Gençliğimiz geçti. Bağcılar'da tabii insanlar yoksulluktan gelip de yerleştikleri için maaşını aldı bir kolon dikti. Maaşını aldı bir kolon daha dikti. Evet. 6 ayda bir tabloya beton attı. Hep midye kabuklarıyla, evet. Deniz kumlarıyla. Evet. Bunun halk bilincinde. Ha burada imkan sunabilmek önemliydi. Devletimiz 12.500 lira daire başı kira yardımı yapıyor. Karşılıksız. Hı hı. Biz ruhsat harçlarını almıyoruz. Ve devlet kredi veriyor. Daire başı 100 bin lira kredi veriyor. Eski kadeve payı 100 milyar. %1 kadeve. Bakın bugünkü vade farklarıyla, faizlerle bugün siz 100 bin lira kredi alsanız 12 yıl vadeyle 180-190 bin lira olarak ödemeniz lazım. Kaç para? Yarısını devlet ödüyor bunun. Kaç para ödüyor biliyor musunuz? 100 bin lira kredi çeken bir kişi 120 bin lira olarak ödüyor. 12 yılda ödüyor. 2 yıl geri ödemesiz. Böylece güvenli bir binada inşa etme şansını elde ediyor. Tabii ki bu da var. Bir de diyoruz ki bir ilave daha biz yaptık belediye olarak. Tekli binalar yapmayın. Kentsel dönüşüme giriyorsa kentsel dönüşüm binayı yıkıp yeniden yapmak değildir. Tabii. Sosyal mekanları, çocuk oyun alanlarıyla kendine yeten bir yapı oluşturur. Çocuk oyun alanlarıyla
bir alan otoparkıyla, asansörüyle bir alan evet. oluşturmaktadır. Bakın şu an trafik İstanbul'da problem olmaya devam ediyor. Metrolarla 7 tepe 7 tünel Büyükşehir Belediye'miz çalışıyor ama 1994'te İstanbul'un nüfusu 7,5 milyon. Bugün İstanbul'un nüfusu 15 milyon. Evet. Yani İstanbul cidden çok hızlı bir süreçte hala göç almaya ciddi devam göç ediyor. Gelin diyoruz, trafiğin en büyük problemlerinin başında parklanma geliyor. Parklanmanın da bir tek çözümü var. Bugün devlet, belediyeler, Büyükşehir, Bağcılar Belediyesi otopark yapsın mantığından kurtulmamız lazım. Bizim otopark yaparak Bağcılar'ın trafiğini, otoparkını çözebilmemiz için 1/4'ünü yıkıp otopark yapmam lazım. Bu mümkün değil. Bunun bir tek çözümü kalıyor. O da kentsel dönüşümü yaparken 4-5 tane altı. Parseli birleştirerek yapmak ve altına otoparkları yapmak. Peki, bunun tek çözümü bu. Burada bir avantaj daha getirdik. Bakın bir avantaj daha getirdik. Diyoruz ki bugün Bağcılar'da ortalama eski dairelerin 100 metrekare dairenin fiyatı ortalama 100 bin lira. 90 olan var, 80 olan var, 150 olan var. Ortalaması 100 bin lira. Yeni yapılan tekli asansör ve otoparksız yaptığı zaman daire fiyatı 180-200 bin lira. Kentsel dönüşümde otoparklı ve asansörlü yaptığında 350 bin lira ortalaması. Evet. 500'e de var, 300'e de var. 350 bin lira. Ya kardeşim sen burayı kat karşılığı müteahhide verirken iki daire almıyor musun? Alıyorsun. Tek verdiğin zaman iki dairen senin 400 bin lira edecek. Kentsel dönüşüm içerisinde verdiğinde yine iki daire alacaksın. 800 bin lira edecek. 350-700 bin lira edecek. Bunu ölü doğurmayalım. Bir teşvik daha yaptık bunun için. 6 tane parsel mesela. 4 parsel de birleştirebilir. Hı hı. Örnek olsun diye söylüyorum. Yani 1000 metrekareyi bulsun en azından. Tabii 750-800'ü bulsun. 6 tane parseli birleştirdin. Şu an 4 kat veriyoruz Bağcılar'da biz. 6 parselleri birleştir 5 kat verelim. Artı 6 parselin 3'üne bahçe yap, çocuk bahçesi, 3'üne binayı koy. O 3 tane bahçe bıraktığın parselin hakkını da üstüne koyalım 10 kat verelim. Ama yaşam alanı da kaliteli bir yer olsun. Bu konuda ben Bağcılar'la hemşehrilerime gerçekten şükranlarımı sunuyorum. Şu an arazideyiz. 5 yılın sonunda bu sonuç alınmış olacak mı? Ciddi anlamda. Ciddi anlamda. Bakın biz bugün Bağcılar'da seçim çalışması yapıyoruz. Normal şartlarda tepki beklemeyiz. Gittiğimiz her yerde sorulan başkanım kentsel dönüşümü hızlandırın. Başkanım kentsel dönüşümü hızlandırın. Bu bizi heyecanlandırıyor. Şunu özellikle söyleyeyim. Birçok bölgelerde kentsel dönüşüm şu anda devam ediyor bizde. Devam edenler var, başlayanlar var, başlayacak olanlar var. Birçok bölgede. Bugüne kadar hiçbir kimseyi mağdur etmedi. Özellikle buradan bir şey ifade ediyorum. Herkes tekrar daire sahibi oluyor. Tamam. Şimdi belediye başkanlarıyla program yaptığımızda yaşadığım sorun şu. Yaptıklarını anlatmaktan yapacaklarını anlatmaya zaman kalmıyor. Son 5-6 dakikamız Sayın Başkanım. Evet. Neler yapacaksınız önümüzdeki 5 Şimdi ben önce bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Evet. Metro. Bakın Bağcılar İstanbul'un en şanslı ilçesi. Öncelikle ben Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Kadri Topbaş Bey'e çok çok teşekkür ediyorum. Bağcılar'a 5 tane metro geliyor. 10 yıl önce Bağcılar'a çılgın bir şey isteyin, olmayacak bir şey söyleyin deseydik metro istiyoruz derlerdi. Bu Bağcılar'da tramvay açıldı. Sultanahmet'ten geçen tramvayların önünde Bağcılar yazıyor. Evet. Kabataş'a kadar gidiyoruz. Metromuz açıldı. Çok güzel. Şimdi bir metro ihalesi yapıldı. 6 ilçede Mecidiyeköy üzerinden gelip Bağcılar'daki aynı metroya birleşiyor. 3 yıl sonra bitecek. Bir metro daha var 3 yıl sonra bitecek. Bakırköy İdo'dan Bağcılar'da bu metroya bağlanıyor. Bakırköy Bağcılar İdo 13,5 dakikaya iniyor. 13,5 dakikada Bakırköy sahile inecek Bağcılar'la hemşehrilerim 3 yıl sonra. Bir metro daha Bağcılar'dan Halkalı'ya, hastaneler bölgesine. Bir metro daha Bağcılar havaalanından Bağcılar'a. 5 tane metronun olduğu bir Bağcılar. Ve biz hemen buna paralel olarak bir şehir meydanıyla ve caddeleriyle anılır diyoruz. Bağcılar'a bizim en büyük taahhüdümüz meydanlar ve kavşaklar. Bağcılar Meydan bugün İstanbul'un en büyük meydanı 38 bin metrekare ile Taksim Meydanı bugün. Şu an Bağcılar Meydan 35 bin metrekare. Yandaki binaları genişleterek istimlaklar devam ediyor. 48 bin metrekareyle 2 yıl sonra Bağcılar, İstanbul'un en büyük meydanı Bağcılar Meydan olacak. 2 yıl sonra 48 bin metrekareyle. Şimdi 1250 araçlık yeraltı otoparkı başlıyor. Ve Bağcılar Meydan'da biz bir eser daha açtık. Türkiye'de ilk. 8D sinema ve planetaryum. Önümüzdeki hafta bir eser daha açıyoruz. Dil kafe. İngilizce ve Arapça pratikler yapabilecek yabancı hocaların eşliğinde çocuklarımız, gençlerimiz ücretsiz, hepsi ücretsiz bunların. Dil kafe açıyoruz. Yurt dışına gidiyorlardı pratik yapmak için. Evet. Bağcılar Meydan'da.
ve şehitlerimizi unutmadık. Şehitler Parkı yaptık. Güzel de bir Çanakkale Müzesi yaptık. Sarıkamış'ıyla. Cumartesi günü açılış. İnşallah olur. Cumartesi günü Milli Savunma Bakanımızın katılımıyla saat 1.30'da açılışını yapacağız Evren Mahallemizde. Ve Bağcılar çiftlikte şu an güzel bir meydan oluşturduk. O karşı taraftaki Şaşkın orta alandaki alanı da istimlak ediyoruz. Bağcılar'da iki tane büyük meydan oldu. Hedefimiz Bağcılar'da 4 tane büyük meydan kazandırmak. Spor salonlarıyla. 10 tane yüzme havuzu yaptık Bağcılar'a, yapıyoruz şu an, devam ediyor. Geçen ay itibariyle Bağcılar'daki öğrenciler ve sporcular ücretsiz yüzmeye başladılar. Bağcılar'daki öğrenciler, 200 bin öğrenci ücretsiz olarak yüzüyor bu yüzme havuzlarında. Şimdi yeni projelerle alakalı. Bunların hepsi zaten devam eden ve yeni projelerimiz. Biz devam eden bir başka belediye başkanı olduğumuz için, evet, acemilik çekmeyeceğiz. Çıraklığımızı Bağcılar'da yaşadık. Kalfalığımızı Bağcılar'da yaşadık. İnşallah bu dönemde ustalık dönemimizle Bağcılar'da eser bırakacağız. Hükümet konağımızı Bağcılar Meydanı'na yakın bir yerde, Yavuz Selim Mahallemizde hazırladık. Fabrikayı belediye olarak istimlak ettik. Fabrikayı şu anda yıktık. Oraya güzel bir hükümet konağı yapacağız. Bağcılar Meydanı'na yakın bir yerde tüm hüküm birimleri, Nüfus Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, Mal Müdürlüğü, hepsi tüm birimler aynı binada olacak şekilde başlıyoruz. Belediye binamızı yeniliyoruz. Bakın, yenilerken biz bundan sonraki süreçte Bağcılar'da sürekli yeşil alanları çoğaltıyoruz. Buna çok önem veriyoruz. Demiyoruz ki şuraya da bina yapalım, şuradan da bir ticari gelir elde edelim. Hayır. Sürekli genişletiyoruz. Belediyemizin olduğu yeri hatırlıyorsunuz. Yanında sağlık ocağı vardı, ona yeni yeri yaptık, yıkıyoruz. Yanında okul vardı, ona yer yaptık, yıkıyoruz. Köşede eski binası vardı, ona da yeni bina yapıyoruz belediye. Biz onu da yıkıyoruz. 22 bin metrekare bir parkın, ormanın içerisinde Bağcılar Belediye Binası yapıyoruz. Yakında başlıyoruz. Oralara çok rahat benzinlik, ticaret koyulabilirdi. Ama yapmayacağız. Biz Bağcılar'da genelde gelecekte hayırla anılmak istiyoruz. Sizin... 16 tane 5 yıldızlı otel yapılıyor Mahmut Bey bölgesinde. Evet. Hemen harekete geçtik. 24 bin metrekare bir araziyi hazırladık. Ve oraya şimdi uluslararası bir kongre merkezi inşa ediyoruz. Ve yine Bölge İdare Mahkemesi İstanbul'da 1 tane. 38 bin metrekare bir arazi verdik. İstoç'un karşısında Bölge İdare Mahkemesi bitmek üzere. 2 tane üniversite var şu an Bağcılar'da. Şimdi inşallah Yıldız Teknik Üniversitesi'nde bir fakültesini getireceğiz. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde bir fakültesini Bağcılar'ımıza getiriyoruz. Sağlık Meslek Lisesi'ni açtık. Şimdi hemen oteller bölgesi, liseden çocuklar işe başlayacaklar, gençler. Turizm Otelcilik Meslek Lisesi'ni başlıyoruz. Fen Lisesi'ni başlatıyoruz. Endüstri Meslek Liselerini, Kız Meslek Liselerini. Şu andaki projelerimizin içerisinde gelecek vizyonel projeler olacak. Mahmut Bey'de 200 bin metrekare, Mahmut Bey'de isfaltın olduğu yerde, İstoç'un karşısında 200 bin metrekare bölge parkı projesini hazırlıyoruz. Hemen Mahmut Bey'in alt tarafında çok güzel bir hayvan barınağımız var. Orada villaları var hayvanlarımızın. Çok güzel bir hayvan barınağımız var. Allah'ın yarattığı her canlıya saygı duymak bizim için ibadettir. Orada da ayrıca 200 bin metrekare bölge parkından ayrıca 200 bin metrekare botanik bahçesi yapıyoruz. Bakın, olimpik salonun arka tarafında Bağcılar'da 32 bin metrekare Bağcılar'ın merkez göbeğinde araziyi belediyemize kazandırdık. Şimdi oraya altına katlı otopark ve pazar yeri. 4 tane katlı otopark ve pazar yerlerine başlıyoruz yakında. Bağcılar'da sokak pazarlarını bırakmayacağız. Katlı otoparklı pazar yerleri yapıp oralara taşıyacağız. Olimpik salonun arkasında 32 bin metrekare park ve spor alanı yapıyoruz. Açık sinema salonları da olan. 1500 kişilik amfiteyatro yapıyoruz. Açılır kapanır ve son sistem. Yakında başlayacak bunlar. Ve çok büyük bir proje, bilim merkezi. Geleceğimiz için biz çok önemsiyoruz. Bağcılar'da eğitime, benim belediye başkanı olduğumda 6 yıl önce ilk yaptığım iş Bağcılar'daki tüm okulların sınıflarına bilgisayar ve projeksiyon cihazı almaktı. 5 trilyon para harcadım. İlk daha 6 yıl önce ve Bağcılar'da eğitime yaptığım yatırımın fazlasıyla alıyorum. Geçen yıl Türkiye'de üniversiteye en fazla öğrenci yerleştiren okul Bağcılar İbn-i Sina Lisesi. Daha düne kadar öğretmenlerin durmadığı yerdi Bağcılar. Öğretmen evimiz bitmek üzere. Üstün yetenekli çocuklar için bir merkez açtık. Sizi bir programa daha almak gerekiyor başkanım. Üstün yetenekli çocuklar için bir merkez açtık. 200 tane yetenekli çocuğumuz şu an her gün evinden alıp evine bırakılıyor. Yine dediğim gibi Engeller Sarayı'nda 35 değişik branşta meslek öğreniyorlar. Yüzme havuzlarıyla. Artık Avrasya Maratonu'na bir bakın.
Tüm birinciler bizim Bağcılar'dan. Tekerlekli sandalyeli basketbol takımımız var. Türkiye ikinciliklerinde mücadele ediyorlar. Şu an 9'da 9 yaptılar. Birinci lige çıkıyoruz. Esfender Hoca programa girecek. Ekonomi programı zamanımız doldu. Çok teşekkür oldu. Ediyorum. Kusura bakmasın. Efendim, Bağcılar Belediye Başkanımız ve AK Parti Bağcılar Belediye Başkan Adayı Sayın Lokman Çağrıcı bugün stüdyo konuğumuzdu. Bağcılar'da yaptıklarını anlattı. Ben sizlere bir de teşekkür ederek sözü bitiriyorum. Ben sizlere teşekkür ediyorum. Cem TV ailesine teşekkür ediyorum. Ve Bağcılar'da bir duam vardır. Ya Rabbi makamlarımı yükseltice gönlümü alçalt. Ya Rabbi belediye başkanlığımdan sonra da bana bu ilgiyi nasip et diye dua ediyorum. Ve tüm hemşerilerime şükranlarımı sunuyorum. Bağcılar'ı birlikte yönettik, birlikte yönetmeye devam edeceğiz. Evet.